Aydınlanmanın pek çok yüzü vardır. Budalar ve Bodhisattvalar. Bir Bodhisattva, diğer bütün yaratıklara yardım etmek için dünyada kalmaya yemin eden aydınlanmış bir varlıktır. Her Buda ya da Bodhisattva tasviri aydınlanmış bir zihnin bir ya da daha fazla niteliğini temsil eder. Bir tasviri gözümüzde canlandırır ya da ona saygı gösterirsek, onun temsil ettiği niteliği geliştirmemize yardım eder. Budist tasvirleri tapılacak tanrılar değil, ruhsal gelişimin yardımcılarıdır. Aydınlanmanın pek çok yüzü vardır. Buda'nın dört soylu hakikati ve Budizmin 8 aşamalı yolunda özetlediği öğretileri anlaşılır ve rasyoneldi. Bu öğretilere uymak için zihinsel eğitim ve deneyim analizi gerekliydi. Ama metafizik spekülasyon, neyin var olduğu ya da olmadığı hakkında düşünme. Dini ritüel ya da en azından ilk birkaç yüzyıl boyunca tasvir kullanmak gerekli değildi. Ne var ki bugün Çin'de ya da Tibet'teki bir Mahayana Budist tapınağını ziyaret eden biri çok sayıda ayrıntılı tasvir ve ibadet biçimi görür. Buda figürleri farklı renklerde, erkek ve kadın, bazıları korkunç, bazıları sakin meditasyon halinde ibadet nesneleri gibi görünür. Dışarıdan gözlemci bunu, diğer dinlerin tanrı ve tanrıçalarına ibadetten farksız görür. Budizm hala rasyonel olduğunu iddia ettiğine göre, bu imgesel dönüşüm nasıl oldu, nasıl haklı gösterildi? Bodhisattva yolu. Reenkarnasyona olan genel Hint inancı nedeniyle, insanların Buda'nın önceki yaşamlarıyla ve o yaşamlardan Nirvana'ya giderken sergilemiş olması gereken eylemler ve niteliklerle ilgili spekülasyona başlamaları gecikmedi. Bu derin düşünceler, aydınlanmaya doğru ilerlemek için gerekli sayılan Budist sevgi, şefkat ve bilgelik niteliklerini betimleyen, bazen insan bazen hayvan karakterleri içeren Jataka masallarının ya da doğum öykülerinin derlenmesine yol açtı. Bu öyküler de Bodhisattva aydınlanmaya ya da Budalığa yeterli olan, ama diğer bütün varlıkların yararı için dünyada kalıp yeniden doğmaya devam etmeyi seçen bir varlık düşüncesini yol açtı. Bu düşünce, genel Budist yol görüşünde dikkate değer bir değişime neden oldu. Bir arhat, yani değerli kişi, Buda'nın aydınlanmaya ulaşan izleyicileri için kullanılan bir terim, olmaya çalışmak yerine, daha yüce bir yola, fiilen Buda evrensel şefkatten dolayı dünyaya bağlanan Bodhisattva olma yoluna adanmak mümkün oldu. Büyük taşıyıcı. Bu yeni idealin peşinden gidenler, ona büyük taşıyıcı anlamına gelen Mahayana dedi. Daha önceki geleneği ise Hinayana, küçük taşıyıcı, olarak tanımladı ve kapsamını çok dar buldu. Mahayana'yı uygulayanlar, özgün Budist Dhamma'da örtük olan daha derin bir öğretiyi temsil ettiğine inanır. Kutsal metinleri özellikle Lotus Sutra şimdiki dünyanın küçük bir parçasını oluşturduğu dünya sistemlerinden meydana gelen büyük bir evrinde varlıklara vaaz veren bir Buda tasviri sunar. Mahayana taraftarlarına göre, önceki öğreti zorunlu olarak sınırlı bir versiyondu ve kendi öğretileri yüzyıllarca gizli tutuldu. Vaaz edilmek için uygun koşullar beklendi. Mahayana Budizmi Hindistan'da gelişmesine rağmen kuzeye yayılıp Çin'e ve ardından Tibet'e yerleşti. Önceki gelenek, Theravada, ataların geleneği, Budizmi alarak hala vardır. Bugün en fazla Tayland, Sri Lanka ve Güneydoğu Asya'da bulunur. 2. Bodhisattva. Şimdi Theravada olarak bilinen eski gelenek, yalnızca 2 Bodhisattva kabul eder. Tarihsel Buda figürünün enkarnesi, Sakyamuni Buda ya da Gautama Buda olarak da bilinir ve gelecekte gelip Dhamma hakikatini vaaz edecek bir Bodhisattva, Maitreya. Ne var ki Mahayana Budizminde manastır cemaatinin yanı sıra cemaat dışı kişilerden Nirvana'ya ulaşmaya ve ardından Bodhisattva olmaya teşvik edilir. Her biri evrensel aydınlanma görevine adanmış çok sayıda Bodhisattva olasılığı kabul edildikten sonra Budizm ikonografiye açılır. Çünkü bu varlıklar başkalarına esin versin diye imgesel olarak tasvir edilebilir. Simgecilik ve tasvirler. Her Bodhisattva bir Buda, aydınlanmış varlık, olmaya ve başkalarını aydınlanmaya götürmeye yemin eder. Bunu yapmak için altı kusursuzluk geliştirmelidir. Cömertlik, ahlak, sabır, enerji, meditasyon ve bilgelik. Bu nitelikler bireysel Bodhisattva tasvirlerinde gösterilir. Örneğin bilgelik niteliği, elinde bir nilüfer, aydınlanmış zihni temsil eder, tutan ve alevli bir kılıç, cehalet örtüsünü yırtan bilgeliği temsil eder, sallayan bir genç olan Manjushri tasviriyle anlatılır.
en yaygın olarak kutsal sayılan tasvir, şefkat Bodhisattvası Avalokiteşvara'nın tasviridir. Adı, tepeden bakan efendi anlamına gelen Sanskritçe bir sözcüktür. İyi bir babanın çocuklarına baktığı gibi, yukarıdan yeryüzündeki varlıklara bakar, onlara yardım eder ve sarsılmaz şefkat ile onları kusurlarından ve ıstıraplarından kurtarmaya çalışır. Tibetlilerin Chenrezig olarak tanıdığı Avalokiteşvara, Çin'de Kuomin ve Japonya'da Kanlon olarak dişi bir biçim alır. Avalokiteşvara genellikle dört kollu gösterilir. İkisi göğsünde birleştirilir. Üçüncüsü bir nilüfer çiçeği tutar ve dördüncüsünde bir tesbih vardır. Birleştirilmiş kollar, Bodhisattvan yüreğinden dünya ve varlıklara akan şefkati simgeler. Nilüfer çiçeği aydınlanmayı ve salt bilgeliği temsil ederken, tesbih dünya ve varlıkları sonsuz döngüsel varoluşlarından kurtarma isteğini simgeler. Geleneksel olarak 14. Dalai Lama'nın şefkat Bodhisattvasının enkarnesi olduğu düşünülür. Mahayana tasvirlerinin tümü karmaşık değildir. Örneğin Bodhisattva gibi Dhyana, yani meditasyon budalarının her biri meditasyonda gözleri kapalı, bağdaş kurarak oturmuş, çok sade bir cübbe giymiş halde gösterilir. Bu tasvirler ne kadar karmaşık olursa olsun ve tarihsel Buda'nın sade öğretilerinden ne kadar uzak görünürse görünsün, hepsinin aydınlanmanın ve çölerini temsil ettikleri düşünülür. Onlar tapılacak tanrı değildir. Ama tapınaklarda ve mabetlerde onlara saygı sunan Budistleri görünce bunu hatırlamak zor olabilir. Meditasyon odakları. Bodhisattvalar ve Budalar tasvirleri, ruhsal ilerlemeye yardımcı kabul edilir. Meditasyonda bir kişi seçtiği bir imgeyi gözünde canlandırabilir. İstediği zaman imgesel olarak kurabilir. Bu nedenle meditasyon yapan kişinin belli bir imgeyle devam eden bir ilişkisi vardır. Bu tasvir çoğu kez bireyin geliştirmek istediği, bir Bodhisattva ya da Buda tasviriyle temsil edilen belli bir niteliği ele almak için seçilir. Böyle bir pratiğin yararı çoğu kez zamanla görülür. Otomatik bir süreç olarak değil, o tasvirin temsil ettiği niteliklere ve ideallere sürekli kişisel dikkati gerektiren bir süreç olarak görülür. Geçici mandala. Ruhsal gelişim amacıyla yaratılmış, meditasyon ya da öğretim için kullanılan bir tasvir de mandaladır. Budalar ve Bodhisattvalar çeşitli şekil, harf ve imgelerinin karmaşık bir tasvir şeklinde iç içe geçtiği geometrik bir örüntüdür. Örüntüler renkli kumdan özenle yaratılır, bayramlarda sergilenir, sonra yok edilir. İmha edilmesi önemlidir, çünkü her şeyin geçici olduğu düşüncesini güçlendirir. Tasvirleri alıkoymaya çalışmak, hüsrana ve ıstıraba yol açar, Budist ilkeleri aykırı olan tutunmaya ve arzu duymaya teşvik ederdi. Aydınlanma yolculuğu, ancak onlar bırakılırsa başlayabilir. Boşluk ve Budalar. Budist filozof Nagarjuna, her şeyin asli varoluştan yoksun olduğunu öne sürdü. Bununla demek istediği şuydu, bütün canlı varlıklarda dahil dünyada hiçbir şeyin bir benliği ya da bu nedenle temelinde yatan bir özü, ya da asli varoluş, yoktur. Buda'nın karşılıklı bağlantılılık kavramıyla ilgili özgün öğretisinin bu düşünceyi ima ettiğini savundu. Buda'nın öğretisi dünyevi eşyaları ve varlıkları, başka bir şeyin ön varoluşuna bağlı olduklarından bir öze, ya da kendi varlığına, sahip olmayan şeyler olarak görür. Bizlerde bağımsız olmadığımız, temelde yatan bir özümüz olmadığından, meditasyonun amacı duyularımızın ve onlardan edindiğimiz düşüncelerin ötesini görüp, doğrudan nihai hakikate bakmaktır. Meditasyonda budaların ve bodhisattvaların zihinde canlandırılması, onların tözsel olmadıklarını, başka bir deyişle fiziksel cisimleri yoktur ve evrende bir yerde bulunmadıklarını gösterir. Zihinde canlandırılan her tasvir, bir kişinin temsili değil, meditasyona oturan kişiyle ilgili nihai hakikatin parçasıdır. Geniş Buda ve Bodhisattva tasvirleri yelpazesi, her bireyin potansiyel bir Buda olduğunu kabul etmede bir kişiye yardımcı olan geçici birer araçtır. Nagarjuna. Buda'dan sonra en önemli Budist filozof sayılır. Milattan sonra 2. yüzyılda, olasılıkla Hindistan'ın güneyinde Brahman bir ailede dünyaya geldi. Bir kahin 8 yaşında öleceğini söylediğinden, 7 yaşına gelince ailesi onu büyük Budist öğretmen Sarahadam ders almaya, manastıra gönderdi. 8. doğum gününün arifesinden şafak vaktine kadar aralıksız bir mantra okuyarak ölümden kurtulduğu söylenir.
Ondan sonra keşiş yemini etti. Nagarjuna, Buda'nın bilgeliğin kusursuzluğu sutraları öğretisiyle ünlüdür. Efsaneye göre bunları Nagalardan, yarı dünyevi ruhlar, kurtarıp, Nagarjuna, Nagaların üstadı, adını aldı. Kendisi de çok sayıda sutra yazdı ve Budist felsefenin Madhyarnika, orta konum, okulunu kurdu. Önemli eserleri, Milattan sonra 200 civarında Madhyamika Karika, Orta Yolun Temelleri, Prajna Paramita Sutra, Bilgeliğin Yetkinleştirilmesi Özdeyişleri. Kısaca, temel olay, Mahayana Budizminin gelişmesi. Ne zaman ve nerede? Milattan sonra 2.3 yüzyıllar. Hindistan. Önce, Milattan önce 1500'den itibaren Hindu Vedalar, her biri doğanın ve yaşamın bir boyutunu tasvir eden çok sayıda tanrı ve tanrıçaya işaret eder. Milattan önce 2. yüzyıldan itibaren Hinduizm'de bağlanma pratikleri etkili olur. Sonra, Milattan sonra 7. yüzyıl ayrıntılı tasvirler ve ritüeller kullanan Mahayana Budizmi Tibet'te kurulur. Milattan sonra 8. yüzyıl Budaların ve Bodhisattvaların yanı sıra Budist öğretmenlerin tasvirleri de esin kaynağı olarak kullanılır. Tantra Budizmini Tibet'i sokan değerli grup Padmasambhava'nın tasviri popülerdir. Bütün varlıklar dünyasını özgür bırakmak amacıyla, bütün varlıklarla birlikte tüm bilgiyi kazanma istenci içimde doğdu. Siks Hasan Ucaya. Çaresiz ve kimsesizlere sonsuz bir hazine olayım. Yanlarında ne bulunmasını istiyorlarsa o olarak tezahür edeyim. Shantideva. Başka kişilerin mutlu olmasını istiyorsan şefkatli ol. Sen mutlu olmak istiyorsan şefkatli ol. Dalai Lama.